Gelin, gelin. İyi ki geldik buraya ya. Ne zamandır görüşmemiştik. Çok iyi olmadı mı? Vallahi. Aynen kanka. Arayı çok açmıştık ya. Evet ya. Bir tek Jale eksik. Gelmeyecek mi? Jale'nin bugün özel bir randevusu var. Gelemeyecek. Hayırlı olsun. Kim acaba? Ya kimse kim. İş ciddiye binerse zaten o bizimle tanıştırır. Jale'yi biliyorsun. Ya Jale arıyor. Duydu beni. Alo? Evet canım. Buluştuk, buluştuk. Bizi mi gördün? Senin date'in yok muydu bugün ya, buluşman? Ha, peki tamam, buradayız. Hadi görüşürüz, tamamdır. Buraya geliyormuş erkek arkadaşıyla, bizi görmüş. Gelsin. Nasıl abi ya, daha ilk buluşma değil mi? Hemen çocuğumu getiriyor buraya. Allah Allah. Selam. Merhaba. Ya, çocuklar buraya kadar gelmişken sizi görmeden gitmeyelim dedik İbrahim. Merhabalar, merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Merhaba, Leman ben. İbrahim'cim, evet. Benim arkadaşlarım, çok yakın arkadaşlarım. Kudret, Feridun, Leman ve Fikri. Evet. Oturun, buyurun. Memnun oldum. Buyurun, buyurun. Biz de Jale ile... Evet, biz date'e çıktık. İlk iki buluşmamız bu ama şöyle yani... İlk olmasına rağmen buraya getirdim çünkü İbrahim o kadar orijinal, o kadar farklı bir insan ki hemen tanışmanızı istedim, mükemmel birisi. Tamam, oturun, buyurun o zaman. İbrahim otursun. Otur İbrahim. Otur İbrahim. Otur. İbrahim otur. Ben bebekte bıraktım arabayı. Taksiyle 2 dakika gidip onu Arnavutköy'e getiriyorum ve geri geliyorum. Tamam mı canım? Tamam. Tamam, gerek yok İbrahim. Otur İbrahim. Gerek yok. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hay Allah ya işte. Klasik Jale, bu son dakika işleri. Böyle ya, böyle. Nasıl geçti ilk buluşmanız? Belli ki iyi geçmiş. Buraya getirdiğine göre Jale öyle herkes getirmez. Tabii. Hadi ya, öyle mi diyorsunuz? Ha. Bana biraz uyuz oldu gibi geldi de. Ya, mekandaki garsonla ilgili biraz kıskançlık yaptım da gereksiz oldu sanki biraz. Yani adamdan mı kıskandı Jale'yi? Yok, adamı kıskandım. Baldırları çok sıkıydı. Taş gibiydi baldırları, yumruk gibiydi. Bisikletçiymiş herif. Benim baldırlarım hiç sıkı değil. Baksanıza bıngıl bıngıl, şuna bak. Bak, bak. Bak, bak nasıl bıngıl diyor. Bak. Tamam mı? Baksana tamam, bir. Vallahi. Bıngıl, görüyor musun? Bakıyor musun sen? Elledim, bak. Elledim abi. Tamam. Ya bir baksana. Tamam. Kardeş, iyi ya baldırları. Deseniz oğlum iyi diye baldırları. İyi, iyi. Ya, gayet iyi. Ben iyi zaten test ettim abi. Yok, iyi. Fikri. Hı. Hayırlı olsun, yeni telefon almışsın. Ya yeni aldım, evet. Ya böyle de hani yeni telefon alıp hava atanlar gibi oldum ya. Nereden gördün? Nereden gördün? Gözümüze soktun ya. Bravo, nerede duruyor? 4 kameralı bir de değil mi? 4 değil kanka, 5 kamerası var. Sensörlü bir de. Burada da var. Ha, tamam biliyorum ya ben o telefonu şey. Geçen sene çıkan model değil mi o? Benimkinin bir alt modeli o. Yo, seninkine bakayım. Yok. Yani bu üst modeli sanırım. Bu 1 TB hafızası. Aa, pardon Fikri. Tamam, hatırladım, hatırladım. Bu şey ya... Onu ben araştırdım, inceledim. Onun bir batarya şarj problemi var mı? Çok az mı, ne gidiyormuş? Çok tutmamış o telefon. Öyle duydum ben. Bunun gibi değil yani. Yok canım, onlarda o sorun vardı. Bunda öyle bir sorun yok. Onun bataryası muhtemelen bir gün gidiyordur. Bu 3 gün gidiyor. Hı. Bir bakayım ya. Bakabilir miyim? Ya, al bakalım. Aa. Aa. Çok güzel telefon ya. Bayağı... Uf. Çok iyi telefon ya. Oh. Gerçekten harika bu telefonmuş. Bayıldım çok. Güle güle kullan. Vallahi çok güzelmiş. Ben de alacağım bundan. Sağ ol. Yani beğendiysen yan tarafta var mağazası. Alabilirsin oradan. Vallahi mi? Evet. Tamam, hemen geliyorum ben. Oha. Oğlum ben öylesine dedim lan. Adam gitti. Arkadaşlar bu adam biraz kıskanç mı ya? Ne biraz oğlum, baksana kesin kıskanç. Adam üst modeli yan tarafta var dedi, telefonu almaya gitti lan. Ya bir şey söyleyeceğim, belki adamın mizah anlayışı böyledir ya. Şakadan gitmiştir. Lan aynısı var bende.
hanımefendi, ne artistlik yapıyorsunuz? En sonuncusuydu. En sonuncusuydu, ben aldım. Tamam, çok iyi yaptın İbrahim kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun telefonun. Bak ne güzel. Vesile oldu sana da Fikri, değil mi? Aa, hakikaten ya, sağ ol valla. Aklıma girdin, gittim aldım ben de. Benim de var, benim de var. Ya tabii oluyor öyle şeyler. Mesela ben bu üstümdeki ceketi geçen hafta bir arkadaşımda gördüm. O vesileyle aldım yani. Yeni mi aldın ceketi? Evet abi. Oh. Çok güzelmiş. Oh. Sandığın gibi bir şey yok abi. Abi teşekkür ediyorum, sağ ol. Güzel. Merhaba, hoş geldiniz. Karar verdik mi? Ben pizza alacağım. Ben de pizza alacağım. Ben hamburger rica edeyim. Hamburger 2 olsun. Hamburgerimiz çok güzeldir. Şahane bir tercih yaptınız. Şahane bir tercih yaptılar. Evet. Pizza iptal, hamburger 3 oldu. Ben de şahane tercih yapacağım. Ben de hamburger yiyeceğim. Siz? Ben bolognese makarna alacağım. Aa. Yeni ceketine dökülmesin. Dikkatli yerim. Bizim bolognese makarnamız çok meşhurdur. Ben de en çok onu severim, bolognese makarna. Meşhur mu? Hı. Hamburger 3 değil, 2 olsun. Hamburger iptal. Ben de bolognese makarna yiyeceğim. En meşhur oysa onu yiyeceğim. En iyi seçmem lazım. Yani bizim hamburgerimiz de çok meşhurdur ama siz bilirsiniz tabii ki. İşte bir şey alırsam başka bir şey kaçırmışım gibi geliyor şu anda. En güzel, en muhteşem, en harika neyiniz var? Onu seçmem gerekiyor çünkü. Ne yiyeyim? Yani beyefendi, ne bileyim ben, siz ne yemek istiyorsanız onu söyleyin. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ya. Tamam. Yani en meşhur bolognese makarna dedi. Tamam, bolognese makarna olsun. Ay, stres yaptım ya. Kudret doğru karar verdi sence. Ne diyorsun ha? Hı? Hı? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Gerçekten ben çok düşünmedim yani. Sal gitsin ya, meşhurmuş işte. Ben bolognese makarna yazıyorum. Tamam. Bu arada önünüzde görmüş olduğunuz kartları kazıyarak şirketimizden böyle çeşitli küçük hediyeler kazanabilirsiniz. Ver bakayım iki tane. Ben de seçeceğim. Bir dakika. Bir dakika dur. Onu alabilir miyim? Onu ben alabilir miyim? Sağ ol. Çünkü ben onu alacaktım. Ben ona baktım, onu alacaktım. Ya dur. En altı gibi muydu? Buydu. Tamam, ben aldım, aldım. En altı gibi bende. Dur bakayım. Bana içecek çıktı. Bana da. Bana da. Bana yemek çıktı bedava. Aa, süper. Hamburgeriniz bedavaya gelmiş oldu. Bana hiçbir şey çıkmadı. Bir dahakine çıkar. Niye üsttekini almadın ki ben sanki? Üsttekini alacaktım ne güzel. Ha? Gittim, acele karar verdim. En alttakini aldım. Ne güzel, bedava yemek benim olacaktı. Benim olacaktı. Cale nerede kaldı ya? Hep böyle yapıyorsun. Salak İbrahim. Salaksın İbrahim. Aptalsın. Hep yanlış kararlar veriyorsun. Tam üsttekini alacaktım. Karar değil. En üsttekini. Gittim alttaki de karar kıldı. Al şunu. Al tamam kardeş, üzülme o kadar. Al şunu. Al. Bedava senin olsun. Yok ya, olur mu öyle şey? Ya ben saçmaladım ya. Bebek gibi davrandım yani. Ya Feridun, bu senin hakkındı. Olur mu İbrahim? Yani sen buraya tırnaklarında kazıya kazıya geldin. Ne güzel. Çok güzel espri yaptın. Herkesi güldürdün. Ne kadar mutlu, güzel bir insansın sen. Ne kadar güzel bir şey yaptın. Ben de bir fıkra anlatayım o zaman, bana da gülüyorsun. Anlat da sen titriyorsun kardeş, iyi misin sen? Yok, önemli değil. Ben de fıkra anlatayım o zaman. Ben de iyiyim ben çünkü. Tamam, fıkra. Nasrettin Hoca fıkrası. Nasrettin Hoca'ya bir gün sormuşlar, karınla aran nasıl demişler. O da, nasıl olabilir ki, iyi. Çünkü hep onun dediği oluyor, der. Çok komik. Ya güzel de sen hala titriyorsun. Git bir yüzünü yıka istersen. Ha, olur tamam. Ben bir yüzümü yıkayayım o zaman. En çok bana gülündü ama. En çok bana gülündü. Manyak lan bu. Ben Jale'yi arayacağım. Ara. Gelsin alsın bunu. Biz bunları yaşadık. Alo ha Jale. Park edemedim daha arabayı ya. Ne demek gelmiyorum? Nasıl gelmiyorsun? Nasıl bıraktın? Adamı mı? Ayrıldın mı adamdan?
Haberi var mı bunun? Lan bizim başımıza bıraktın ya sen bunu Cale. Kıskanç mı? Yo, ben hiç öyle bir şey anlamadım ya. Nasıl kız? Manyak mısın kızım sen? Gel al bunu. Kızım bak yapma böyle. Sen ne biçim arkadaşsın asıl Cale? Cale! Oğlum kalkıp gitsek mi? Hayır. Ayıp olur. Zaten yemek söyledik ya. Şey yaparız, hızlı hızlı yeriz, kalkarız. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın onun anlattığı fıkraya güldüğümüzde sakinleşti. Yemek bitene kadar kıskandıracak bir şey yapmazsak sorun olmaz. Güzel, mükemmel. Mükemmel plan. Ey, asla kudurtmuyoruz, tamam? Tamam. Evet. Canlar, ben Jale'yi arıyorum, arıyorum. Telefonu hep meşgul. Ya acaba başka biri mi var? Ay çüş artık. Yok. Bu nasıl bir çıkarımdır ya? Ne ara seni bırakacak da başkasını bulacak da değil mi arkadaşlar? Yani. Değil mi? Ki ben Jale'cimi çok eski tanırım. Hiç öyle bir şey yapacak bir kız değil. Yapmaz. Jale'cim mi? Feridun ne yapıyorsun abi? Ne kadar eskisi çok sen eski. Jale'cim. Cinnet. Çok eski değil. Şöyle bir iki senelik falan. Zaten 6 ayı pandemiydi bunun. Yani hiç öyle aklına geldiği gibi bir şey yok. Vallahi aramızda bir şey yok İbrahim. Vallahi yok İbrahim'cim. Ya! Ya nasıl kandırdım ya? Hepiniz yuttunuz yuh be! Daha neler ya canlar? Siz de beni çok kıskanç bir insan yaptınız be daha yuh! Yuh! Biz yaptık. Evet. Nasıl yedirdin bana ya? Yemekler nerede kaldı ya? Acıktık ha? Geldim. Evet, yemekleriniz geldi. Buyurun yemek, söyle yemek. Ben abi alabilir miyim? Lütfen buyurun. Bunu ben alabilir miyim? Al, al. Onu sen al. Siz de buyurun. Eyvallah abiciğim. Evet, bu arada evet size lokum da getirdim. Lokum mu? Bayılırım vallahi. Ben çok severim. Ben çok severim. Ay lokum ne için? Benim... Az önce eşim aradı ve çok güzel bir haber aldım kendisinden. Onun için. Aa, ne güzel. Çok güzel bir haber değildir lan belki de o. O kadar da güzel değildir ha. Yo yo, gayet güzel bir haber. Baba oluyorum! Aa, hayırlı olsun. Abi, vallahi tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Defol git buradan kardeş hadi. Aman kimin bolognese gelmiş, makarnası en güzel yemeği seçen kimmiş? O yiyecek şimdi yemeği. Hadi. Hadi bakalım. Vallahi pizza da muazzam abi. Ulan! Muhasap derken yani normal pizza. Bolognez o kadar da iyi değilmiş ya. Ben müsaadenizle bir tuvalete gidiyorum. Tabii. Hemen gelirim. Pardon. Bu sefer fazla reaksiyon vermedi. Allah cezanı versin seni İbrahim! Hiçbir zaman doğruyu seçemiyorsun! Hiçbir zaman! Hep kötü tercihleri bahsediyorsun. Salam! Salam! Millet pis gibi ya. Ya millet pis gibi hamburger. Hamburger falan yiyor. Pis yiyor. Sen en kötü makarnayı seçtin. Salam! Aptal! Aptal! Evet, ben az önce kudurtmuyoruz dedim ya. Evet. Kıskançlıktan çatır çatır çatlatacağız bunu. Bunu kudurtacağız. Ne söylerse damarına basın bundan sonra. İyi, tamam mı? Ya canlar, tuvalet kağıdı kalmamış bu arada tuvalette. Ya geçecek olursanız peçete götürün, olur mu? Tamam. Ya dizimizi ne izliyorsunuz bu aralar? Tavsiye edebileceğiniz bir şeyler var mı? Ben de bakayım. Ne var mesela? Benim var aslında ya. Ben bu aralar Aile dizisini çok izliyorum. Kıvanç Tatlıtuğ. Ya Kıvanç harika ya. Bayılıyorum. Çok yakışıklı. Çok. Kıvanç! Kıvanç, abi Kıvanç. Adamın yakışıklı olmak gibi bir olayı var. Yürüyen karizma. Oh. Abi ben var ya, erkek olarak ben bile etkileniyorum adamdan ya. O derece yani. Kıvanç abi. Ya, Kıvanç, Kıvanç. Numara. Kıvanç ya. Kıvanç best. Ya geçer. Anam. Yapma. İyiyim, iyiyim ben. İyi bir şey yok. Ya aslında bir iki kilo versen ben de Kıvanç gibi oluyorum, değil mi? Lan buradan hadi. Senle mi uğraşacağız? Manyak mısın sen ya? Ya Kıvanç da senin... Senin nasıl bir olayın olabilir Kıvanç'ta? Lan!
Seni çekeyim böyle, ister misin gel? Gel böyle çekeyim seni, gel. Beni çileden çıkardı Kıvanç diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ya Kıvanç Türk erkekleri olarak bizim bir yere koyduğumuz, kendimizi yarıştırmadığımız bir figür ya. Ya sen kimsin ya? Nasıl kıskanırsın Kıvanç'ı? Ya kıskanmayayım da Cahil'e de sizin gibi o diziyi izlesin. Sonra Kıvanç çok beğensin. Ne yaparım ben o zaman ha? Ne yaparım o zaman? Ne yaparsın? Ne yaparım lan ha? Ne yaparım ben o zaman? Ne yaparım? Kıvanç. Ne? Kıvanç'a gitti. He? Tabii. Nereye gitti? Kim gitti? Cahil Kıvanç'a gitti. Nereye gitti? Tabii. Yetiş. Nasıl gitti? Gitti. O da mı gitti? Çekim var aralarında. Anlamıştım ben zaten. Bebekte seti vardı onun. Evet. He? Kıvanç'a gitti ha? Evet. Kıvanç'a gitti öyle mi? Aa! Size afiyet olsun. Aa! Lan! Valla bundan sonrasını Kıvanç düşünsün abi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Ah!